Aşkım. Efendim aşkım? Sosyal medya hesabını çalmışlar. Aşkım sen ciddi misin? Evet ya, herkese mesaj yazıp para istiyorlarmış. Benden de istediler. Verdin mi? Aşkım ben salak mıyım benim ya? Ya aşkım siz beni Elin dolandırıcısına nasıl rezil edersiniz ya? Ya kaç para istedi ki vermiyorsun ya? Bir de vermedim diyorsun ya. Onurumu kırıyorsunuz, bırak ya. Kayıt. Yavrum Zela, bitirdin beni be. Kalbimi kırdın, kalbimi. Ömrümü yedin lan Zeliha. Ömrümü yedin lan Zeliha. Helal. Lan oğlum sabahtan akşama kadar şu telefonu elinden bırakmayın. Yaşın kaç oldu lan? Evlen oğlum, evlen. Ya baba evlen evlen diyorsun da bunun ilerisi var. Ben de istiyorum evlenmeyi. Şimdi evleneceğim, çocuğum olacak. O çocuk ya geri zekalı olursa? Ben nasıl sabredeceğim buna? Kafana taktığın şeye bak evlat. Haklısın. Ben alıştım, sen de alışırsın. Siz çalışıyorsunuz değil mi? Ben de çalışıyorum. Belki de sadece Türkiye'de olan bir mantıksızlık anlatacağım. Demin bir mağazaya gittim. Bir tişört alacaktım. Kaç para dedim? 160 lira dedi. Ama kamu personeliyseniz %25 indirim var dedi. Asgari ücret çalışan olsam dedim. Ona yok dedi. Niye? Onlar bu vatanın üvey evladı mı? Annem gel ya gel. Fotoğraf çekeceğiz gel. Anne şunu alır mısın? Niye ben alıyormuşum? Çünkü sen yere daha yakınsın yoksa. Poşet daha alabilir miyim diye yıllarca darladığımız kasiyerler poşet alır mısınız beyefendi diyerek yılların intikamını alıyorlar. Lan oğlum bu ne ya? Gavur camı gibi yanmış yine arabanın içi ya. Oğlum ne yapalım ya? Allah Allah. Lan şöyle bir klimalı bir araba alır adam ya. Ya klimayı klimalı arabayı herkes alır abi ya. Bas bas aç bas bas kapat ya. Ne yapacak? Oğlum aklıma bir şey geliyor ama. Nasıl bir şey?